Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de sokakları karıştırmak için planladığı yaratıcı yıkıcılığın finansmanını hibe programı olarak açıkladı. ABD Büyükelçiliğinin sitesinden yapılan çağrıya tepkiler büyüdü. Görev Vakfı Türkiye'deki kuruluşlara "hibeyi reddedin" diye seslendi. Amerika'nın "projeyi getirin, parayı alın" duyurusu demokrasiyi savunma perdesi altında yapılıyor. Kuruluşlardan getirilmesi beklenen projeler dört konu başlığı altında madde madde ifade ediliyor. Dört maddede Amerika'nın yaratıcı yıkıcılık stratejisiyle birebir örtüşüyor. Sivil toplum kuruluşları eliyle Türkiye'de istikrarsızlık yaratacak projelere destek hedefleniyor. Amerika'nın kaos projesine en kararlı tepki Görev Vakfı ve bünyesindeki yayın kuruluşlarından geldi. Ayrıca Türkiye Sanatçılar Birliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği de sert açıklamalar yaptı. Açıklamalarla Türkiye'deki kuruluşlara ortak çağrı yapıldı. Amerikan doları alan Amerika'ya uşaklık eder. Bu onursuzluğu Türk milletinin hiçbir kurumu kabul edemez. Gün Amerika'ya esaslı bir tokat atma günüdür. Bu tokatın sesi dünyada yankılansın. Görev Vakfı olarak büyük harflerle yazınız. Reddediyoruz. 5 milyon evi daha aydınlatma hedefiyle dev bir kampanya başlatan Ulusal Kanal'ın yöneticileri vatandaşlara biz fonlara değil milletimize yaslanıyoruz diye seslendi. Buna kimsenin ortak olmasını istemeyiz ama ortak olan elçilik fonlarından yararlanan olursa da ciddi bir mücadele içerisinde olacağımızı bilmelerini isteriz. Bu vesileyle ulusal kanalın Dijitürk ve TV bu platformlarına girmek için başlattığı kampanyayı bir kez daha hatırlatalım. Ulusal kanalı Dijitürk ve TV buya sokalım. Bunun için de ABD fonlarına değil milletimize yaslanacağız. İşgale getiremedikleri sözde demokrasiyi fonlarla getirebileceklerini zannedenlerin Türk milletini tanımadıkları çok belli oluyor. Bağımsız medya için temiz kaynak gereklidir. Bu bakımdan başı en dik kurumlardan birisi de Ulusal Radyo'dur. Hesap vereceğimiz tek merci Türk milletinin vicdanıdır. Amerikan fonlarıyla Türk milletinin vicdanını hedef alan yayınlara karşı sesimizi bundan sonra daha gür çıkaracağız. Vatan, emek, namus parolasıyla her gün evlerinde yerini alan Aydınlık Gazetesi de çağrıya ortak oldu. ABD parasıyla kamu çıkarı savunulmaz, tersine zarar verilir. Aydınlık gazetesi Kurtuluş Savaşı ateşinde 1921'de doğan bir gazetedir. Silahıyla işgal edemeyenler parasıyla zihinlerimizi işgal etmeye çalışıyor. ABD parası işgal parasıdır. Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni Emrah Maraşo ve Teori Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kuntay Gücüm de tüm yayın organlarını ve kitle örgütlerini Amerika'ya karşı ortak hareket etmeye çağırdı. Öte yandan Türkiye Sanatçılar Birliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nden de açıklama geldi. Amerikan fonlarına red çağrısı yapıldı tüm yurtsever demokrat devrimci sanatçılar olarak onurumuzu yaralayan bu tür dış müdahaleleri şiddetle kınıyoruz. Hiçbir Türk vatandaşının buna tevessül edeceğine inanmıyoruz. Yardımın alda kendi vatandaşlarına kullan ABD diyoruz. Yerli ve yabancı hiçbir kuruluştan fon adı altında bile yardım almamakla övünen ADD olarak ABD'ye al kanlı paranı ve ülkemizden defol diyoruz. Bunu belki anlamazlar diye anlayacakları dilden de söylüyoruz. Go home yankee.